meraya çıkardığımız için hayvanlar memeleri dolu geliyor. Osman Bey. dolu gelince bizim hayvanımız süt hayvanı. Kaç ay merada tutuyorsunuz hayvanı? Kaç ay? Yani yılın kaç ayı ya da kaç günü öyle diyelim? Şöyle söyleyeyim ben size. Ha. Bu balleleri alt ballesi diye biz adımı yapıyoruz. 1000 ile 1500 arası ben alt ballesi toplayıp sarıp geliyoruz. Bu da bir maliyet yani. Bu işten daha rahat olduğum bir iş yoktu. Ben de bunu devam etmeye karar verdim. Bu yolda ilerlemeye karar verdik. İşte hep birlikte yapıyoruz elimizden geldiğince. Değerli Çiftçi TV izleyicileri bir küçük baş dünyasına daha hoş geldiniz. Evet korkunç bir soğuk var. Çekimlerimiz Çanakkale'de devam ediyor. Ve çekimlerimizde biliyorsunuz bir önceki programda sanen, Türk sanen keçisini çekmiştik. Bu sefer de bizim yerliden oluşma meşhur Tahirova'mızı çekeceğiz. Tahirova konusunda biliyorsunuz daha önce çekimlerimiz oldu. Ayrıca benim birçok çalışmalarım oldu. Ve hepsinde Tahirova'nın önemini anlatmaya çalıştık. Burada yine Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden Semra Hanım yanımızda. Semra Hanım soyadınızı tekrar... Semra Göktürk Yetişti. Kendisi yüksek ziraat mühendisi ve yıllardır bu ıslah projelerini yürütüyor. Semra Hanım'la bizim daha önce de programlarımız oldu. Bundan belki 3 yıl önce değil mi? O kadar oldu mu bilmiyorum. 4 yıl oldu ve artık tekrar gelelim. Ve o zaman sakızı çekmiştik, başka projeleri çekmiştik. Fakat ıslah projeleri hızla devam ediyor ve burada çok önemli bir yetiştiricimiz var. Yetiştiricimiz Ahmet Karadayı ve oğlu Hasan Karadayı aile işletmesi. Burada Tayrova yetiştiriyorlar. tabi kendilerinden de dinleyeceğiz. Önce biz yetiştiricimizden bir başlayalım. Sonra e, Semra Hanım'la teknik detaylara gireceğiz. Ahmet Bey nasıl gidiyor? İyi diyelim iyi olsun. İyi diyelim iyi olsun. Ya, Kaç hayvanımız var? Öncelikle biz oradan başlayalım. Tabii. Damızlık 100 hayvanımız var. Hayretten Damızlık bıraktığımız geçen sene Top kuzularımız var, kuzularınız var. Kuzularımız evet. var. Evet. Yani toplamda yani 100 artı 60, 160, 170. 160, 170 hayvanınız var. Ama biz şimdi programa başlamadan önce biraz Ahmet Bey ile sohbet etmiştik. Zannedersem siz önce kıvırcık besliyordunuz ya da sakız besliyordunuz. Daha sonra Tayrova'ya döndünüz, evet. değil mi? Tabii. Nasıl oldu bu? Kaç sene önce döndünüz? Bundan 8 sene önce çoğunlukla buralarda olan kıvırcık hayvan bakılıyor, besleniyor. <laughs> o zaman proje çıktı. Evet. Birlikle beraber. Halk elinde ıslah projesi adı altında. Projeye biz de istedik, girdik. Dahil oldunuz. Dahil olduk. O projenin faydalarını tabii çok gördük yani. Hayvanlarımız denişti. Oradan bilgilerimiz denişti faydamız yani o zaman halimizle şimdi halimiz yani çok değişti. Çok farklı değil mi? Kayıt o, tutuyorsunuz bir kere. Tabii çok kayıt tutuyoruz Yani o zaman veterine ihtiyacımız çoktu. Şimdi veterine ihtiyacımız bile kalmadı. Yani her şeyi artık kendimiz yapıyoruz yani. Çünkü koruyucu hekimlik yapıyorsunuz. Evet, yani Bunu da tabii birlik sizi devamlı teşvik ediyor. Sağlık projesi adında ne zaman vuracağımız işte hangi zamanda neyi uygulayacağımız hepsi plan program dahilinde plan değil mi? Plan her şey ne kadar güzel. Peki oğlumuz kaç yaşında? Oğlum Hasan 25 yaşında. 25 yaşında. Hı hı. Askerlik her şey bitti. Evet. Se seviyor musun bu işi? Bu işi. Yani bu işi yapmazsam başka işlere de girdim. Hani elektrikçilik yaptım, turizmde çalıştım. Ama bundan, bu işten daha rahat olduğum bir iş yoktu. Ben de bunu devam etmeye karar verdim. Bu yolda ilerlemeye karar verdik. İşte hep birlikte yapıyoruz. Elimizden geldiğince. Hedef kaç hayvan? Yani hedef kaliteli 120 veya 130 hayvan. Çünkü kalite olmadığı takdirde hayvanların hiçbir anlamı olmuyor sayının. Sayı ne kadar çoksa iş yükün o kadar artıyor. Ama kaliteli hayvan baktığında iş yükün o kadar azalıyor. Peki süt ortalaması kaç? Laktasyon? Ee, laktasyonda şu an için 200 kiloyu rahatla gördük. Yani bunu hedefim benim 250'ye 300'e kadar çıkartmak. Olabilir. Evet. Ee, tamam. Ben şimdi ee, tabii ki proje liderimize döneceğim. Semra Hanım'a döneceğim. Şimdi Tahir Ovalar'ın biz ee, 250-300 litrelerde hatta daha yüksek verimlilikte olduğunu biliyoruz. Şimdi genelde yani ben de daha önce bir takım çalışmalar, araştırmalar yapmıştım. Aynı zamanda kaç ay sağıyoruz bu hayvanları? Şimdi bunların ortalama laktasyon süresi yaklaşık 210-220 gün bantında. Ama bizim üreticilerimizin genelde konuştukları bu rakamlar kuzuyu sütten kestikten sonra sağdığı rakamları konuşuyor. İşte ben yani. onu fark ettim. yani. Sizinle o rakamları litre... Şimdi Bu işletmede kuzular şey, şey, koyunlar erken sağılmaya başlıyor. Diğer işletmelerden biraz daha farklı bir modelimiz var. Bulundukları bölgede sütü de pazarlayabildikleri için onlar biraz daha erken sağlama başlıyorlar. Ama yine bir öğün kuzuya bir öğün kendilerine kalıyor. Hmm. Ee, bu kuzuların emdiği sütü de üstüne koyduğumuz zaman zaten çok rahat 250-260 litreleri bulan bir işletme. Daha burası. da yükselmesi lazım. Tabii bu, bu, daha, evet. daha da yükselmeli çünkü e, hala ıslah çalışmamız devam ediyor. Ben isterseniz kısaca onlarla ilgili bir bilgi vereyim. 5 yıl Halk Elinde Asla projesini yürüttük. Evet. Tipi biraz daha sabitlemeye çalıştık ki hala bu kapsamda çalışmamız devam ediyor. Sağolsunlar kendileri bize bir işletme olarak yapabilecekleri en büyük yardımları yaptılar. Nasıl yönlendirdiysek o şekilde hareket ettiler. Bundan sonraki süreçte de şu an geçtiğimiz yıl itibariyle bakanlığın soy kütüğü projeleri başladı. Şimdi de o soykütüğü projelerinde devam ediyorlar. O zaman çiftlik gibi mi oluyor? Yani Yok soy şimdi babaların da belli olduğu biraz daha kapsamlı hale geçtiğimiz bir proje oluyor. İşte kuzularında babalara ilişkin kan tahlilleri vesaire yapılıyor. Peki orada bu babayı şecere tutmadan dolayı devlet bir bedel ödüyor mu ekstra? Evet ödüyor. E, kayıtları tutulan koyun başına. 100 lira gibi bir rakam ödüyor. Ee, İlaveten bu işletmelerden damızlık erkek kuzu alan işletmelere, satın alan işletmelere de 500 TL bir destek, destek ödüyor. Destek ödüyor çok güzel. Burada tabii ki bu işletmelerin en büyük artısı e, temenni ediyorum ki bakanlığın devam eden süreçlerde bu işletmelerin hayvanlarına damızlıkçı e, işletme ya da işte damızlık niteliği olan pedigülle hayvan sertifikasını verecekler. Zaten hedefimiz hep o yönde İnşallah. ama bu işler çok hızlı olmuyor ya tabii benim, ki. Benim de bir doğam var. Biliyorsunuz hep söylüyorum. Bugün yurt dışına gittiğimizde 150 yıl, 200 yıl, 180 yıl gibi ırk birlikleri bu zamanda kurulmuş. Artık bizim de kendi ırklarımızın ırk birlikleri inşallah olması lazım. O zaman işte pedigri daha daha önem kazanacak. Evet, daha evet, ben bir şey soracağım bu arada Ahmet Bey'e. Ee, Ahmet Bey, şimdi e, sütü Semra Hanım dedi ki daha rahat pazarlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sütü nasıl pazarlıyorsunuz? Şimdi i̇lk önce söyleyelim bu sütü salmak bir iş. Evet. Herkes salmıyor bu sütü. Bu zamanda sağmıyor. Bizim imkanımız var. Gördüğünüz gibi işte kitlemeler falan. Yani biz sütü hayvan da 10 gün doğuma olmuş. 10 gün 10 gün ya da 15 günde başlıyoruz. Hava şartları uygun olduğu zaman nazizden Dışarı çıkarıyoruz. Meraya çıkardığımız için hayvanlar memeleri dolu geliyor. Osman Bey. E, dolu gelince bizim hayvanımız süt hayvanı. Kaç ay merada tutuyorsunuz hayvanı? Kaç ay? Yani yılın kaç ayı ya da kaç günü öyle diyelim? Biz de şöyle söyleyelim. Hava şartları uygun oldu takdirde. 365 gün yani 365 neredeyse. 365 gün. Çünkü mera'nın verdiğini hiçbir şey vermiyor. Vermiyor evet. Bunu kabul etmek lazım. O zaman bayağı güzel meranız var burada. Şanslısınız. Yok. Merayı kendimiz oluşturuyoruz şu an. Kendiniz. Yani, yani kendi. kendi arazilerinize ee, ne ekiyorsunuz? Arazi. Yulaf ekiyoruz şu an. Yulaf ekiyorsunuz. Evet, yulaf. Şey raygrass falan İngiliz çimi o tip şeyler ekmediniz daha. Onları denedik. İstediğimiz verimi alamadık. alamadık ama yulafta yulafı ekiyoruz, erken ekiyoruz. Yulaf çıkıyor yetişiyor. Onları yayıyoruz, onları yayıyoruz, baharın her tarafı ot. O hmm. zaman onlara az bir gübre bu sefer ota biçiyoruz onları. Oradan da faydalanıyoruz yani. Ha. Onun için e, Bula, herhangi için, bir sıkıntı olmuyor. Evet yani. Çok güzel. Peki şimdi tekrar sorum. E, şeydi. E, sütü nasıl pazarlıyorsunuz? Şimdi sütü elde ettikten sonra pazarlaması kolay bizim burada işte yoğurtçular mandalacılar evet yani elva biliyorsunuz Çanakkale meşhur evet. Çanakkale Evet. değerli izleyiciler buralara gelirseniz Çanakkale'nin meşhur peynir elmasını e, elvasını yemeden gitmeyin onu da söyleyelim. <laughs> Onun için de evet. şimdi sütü. Kaça Bu, mesela verdin geçen sene? Geçen sene <laughs> 8 liraya verdik. Bu sene hedef ne? Göremiyoruz. Göremiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Göremiyoruz. Yani. Yem fiyatlarından önümüzü göremiyoruz. E, süt fiyatından önümüzü göremiyoruz. Geç, e, geçen hafta ben İzmir'deydim. Oradaki üreticilere Mandıra demiş ki geçen sene verdiği rakam 7 lira. Bu sene demiş size demiş 6 liradan verebilirim demiş. Adam şok vaziyette. Dolar almış gitmiş 2-3 misline çıkmış neredeyse. E şimdi öyle deyince üretici de haklı olarak isyan ediyor. Yani belki mandıracının da bazı sıkıntıları olabilir ama bu yanlış bir yaklaşım. Yani bizim birbirimizi kollamamız lazım. Öteki taraftan siz bu kadar şeye rağmen süt 15 lira olsun demezsiniz. Niye? Çünkü tüketiciyi de düşünmemiz lazım aynı zamanda. Yani hepimiz birbirimizi bu bir şey bütün yani düşünmek zorundayız değil mi? Evet. Ama ona geleceğim biraz sonra yani besleme konusunda nasıl bir besleme uyguluyorsunuz onu soracağım ama ondan önce ben tekrar Semra Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi biz geçen yaptığımız programda Bekir Bey ile beraber şeyi öğrendik sanenlerle ilgili işte ikizlik oranı ondan sonra işte ölüm oranları. Ve e, bu çiftliğin işte ikizlik oranı nedir, laktasyon oranı nedir? Ben size bunu çünkü kayıtlı bunlar, kayıtlar zaten sizin elinizde. Şimdi bizim ne kadar popülasyonumuz var Tahirova olarak Çanakkale'de öncelikle? Çanakkale'de e, Tahirova olarak yaklaşık bir 15 bant, 10-15 bin bantında 10 bir hayvanımız var. Tabii bunların bir kısmının hala Tahirova'ya dönmeye çalıştığını söyleyelim. Yani benim gözümdeki Tahirova hayvanları söylüyorum. Bakanlık kayıt sistemlerindeki evet. rakamlardan bahsetmiyorum. Anlıyorum. Gerçekten e, Tahirova olduğunu söyleyebileceğim bir 15 bin civarında bir hayvanımız var. E, Hepsi damızlık yani. Evet. Neticede. A, evet. E, bu hayvanlarda şimdi şeyden başlayalım isterseniz. Bu hayvanlarda e, çoklu doğum oranı il bazında ortalamaları vereyim ben. Bir buçuk civarında bulunduğumuz işletmede bu rakam 1.6'ları çok rahat görüyor. İkizlik oranı 1.6. Evet çoklu doğum oranı. Çok güzel. Tabii şunu ilave etmek istiyorum ben. Bu işletmede her yıl minimum 30-40 tane ilkine doğuracak hayvan damızlık oluyor. Bunlar içerisindeyken bu rakamlarla yani, bahsediyoruz. Yani toplam 120 tane anaç var. 100 tane anaç var. 100 tane var, anaç 150 var. Tane Ve oluyor siz oluyor. her sene 30 tane e, 30 yeni katıyorsunuz ya da revize edip evet. değiştirerek gidiyorsunuz evet. değil mi? Evet, Anladığım Evet aynen kadar, öyle. Değil? Ee, bu işletme bizde bu ırkın en büyük avantajlarından birisi damızlık bıraktığımız kuzularımız e, 6-8 ay bantında toklu olduklarında en önemli avantajı bence bu zaten 6-8 ay bantında koça gelebiliyorlar. Ve bu kadar erken tutuyor musunuz koçasız? Evet tutuyoruz çünkü e, orada e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde hocalarımızın yaptığı çalışmalara baktığımızda biz o dönem o topluları koça vermezsek ve oradan bir kuzu elde edemezsek, orada laktasyondan süt verimi alamazsak koyunun toplam ekonomik ömrü boyunca o bize hep kayıp olarak kalıyor. Kayıp Onu olarak bir daha geliyor. telafi edemiyoruz. Ya, e, Dolayısıyla evet. biz erken gelişen bir yördük, çok hızlı gelişen çok bir yörük olduğu evet. için. Bunları Çünkü eğer biz o 6-8 aylık yaş aralığında bu hayvanları koça vermezsek Osman Bey bu sefer bir sonraki yıla kalıyor. Bu kıvırcık kanından mı geliyor acaba? Şimdi Tahir ovalarda kıvırcık var. Evet. Bir de onu sorabilir miyim? Yüzde kaç kıvırcık? Yüzde, yüzde kaç 75 doğu friz, os friz olarak bilinen süt koyunu. Yani, evet. Yüzde 25 de kıvırcık melezidir evet. bu hayvanlar. Ee, tabii kombinasyon melezlemesiyle bu hale getirilmişler. Evet. Şimdi üretici koşullarında çevirme melezlemesiyle. Tam bir tayrova elde etmeye çalışıyoruz. Çünkü artık oturdu mu bu ırk? Bir ırk oturtmak kolay bir şey değil çünkü. Yani evet bir ırk artık oturtmak... ben Çanakkale için bu ırkın oturduğunu söyleyebilirim. En büyük avantajımız da biz burada Halk Elinde ıslah Projesi'ne başlamadan bir yıl önce üniversitenin eline saf osfrizler gelmişti hmm. bu proje için. Dolayısıyla biz sürekli damızlıklarımızı oradan temin ederek hızlı bir şekilde 8 yıl gibi bir sürede işletmelerimizde bu ırkı oturttuk. Basit şu an bulunduğumuz işletmede e, ben gururla söylüyorum paylaşmak da istiyorum. Üniversitede burada ihale ile damızlık satışları yapılıyor. İhalenin bir ve ikinci sırasındaki koç adayları bu işletmeye bu geliyor. Bu işletmeden çıkıyor. Ne kadar bu, güzel. bu bu işletmeye geliyor ve burada kullanılıyor. Ha ihaleden satın size alıyorlar. Değil, satın satın alıyorlar ve burada yani şimdi keşke 8 yıl öncesini size bir gösterebilsem. Buranın Çok büyük, çok değişim. büyük bir değişim olduğunu Ben zaten e, sürüyü biraz dolaştım. Maşallah. Çok sallı hayvanlar ve özellikle ben e, Agit'le beraberiz. Agit senden rica edeceğim. Süt hayvanında hep söylediğim bir şey var. Süt hayvanı ters üçgendir ve bu süt hayvanındaki o ters üçgeni çok rahatlıkla görüyoruz. Hemen bir soru daha Ahmet Bey. E, koçları kaç liradan aldın en son ihalede? Kuzu alıyoruz çoğunlukla. Koç almıyoruz kendimiz. Ha, kuzu bakır, alıyorsunuz. Tabii. Kuzu, kuzu Bu sene 6-7 bin lira bandında. Kuzu, kuzuları kaç aylık oluyor kuzular? 4 aylık, 5 aylık oluyor. Ama tabii ki kendini ispat etmiş, rüştünü ispat etmiş. Anne babadan alınıyor. Dolayısıyla ırk devamlı gelişiyor. Zaten şuraya baktığımız zaman biz görüyoruz. Meme yapısını görüyoruz, her şeyi görüyoruz hayvanın. Şimdi evet sözünüzü kestim ama bunları da ekleyelim dedik arada. Tabii ki iyi olmuş. Ee, şimdi az önce de bahsettik. Laktasyon süt verimi bahsettiğimiz ırkta 250-300 litreleri buluyor. Ee, en güzel tarafı artık adaptasyonunu tamamladı yüreğe uyumlu ee, bir dönem ilk başladığımız yıllarda değil mi Ahmet abi daha çok böyle keneden şundan bundan çok endişe ediyorduk üretici artık onun da kontrolünü öğrenmiş oldu kene ile ilgili bir sıkıntımız da kalmadı çoklu doğum oranından memnunuz en güzel tarafı erken dönemde annelerde süt olduğu için biz yaklaşık 90-100 gün bantında kasaba 38-40 kilo ile 100 günde aşağı yukarı 90 gün biraz düşük bir rakam oldu yanlış telaffuz ettim. Aşağı yukarı 100 günde biz kasaba 38-40 kiloyla kuzu verebiliyoruz. Canlı olarak. Canlı. Evet. Yani bu, bunun da temel kaynağı annelerin süt verimi zaten. Sonra en güzel taraflarından birisi çoklu doğum nedeniyle doğuran koyun başına kazandığımız canlı ağırlık yaklaşık 46-47 kilolarda. Hmm. Yani bir koyundan biz 46-47 kilo çok rahat kuzu satmış oluyoruz çoklu doğum nedeniyle. Evet. Kontrolünü iyi yapan bu şekilde olan işletmelerde yani tek narin tarafımız doğum döneminde bir doğum bölmesinde kuzuları anneleriyle belli bir süre tutabilmemiz gerekiyor. Yerli farklı olarak biraz daha. Bu kontrolleri yapabilen işletmelerde işletme başına e, ölüm oranlarımız %5'i geçmez. Çok güzel. Yani bu hayvan artık bu bölge çok, için vazgeçilmez. Çok çok iyi bir ...bir ırk haline dönüştü. E zaten ezine peynirimiz var. E, e, şey peynir Helvanız var. var. Yani <gülüyor> bizim <gülüyor> markamız bunlar. Erken dönemde sütü helvacılara... ...yoğurtçulara veriyorlar. Akabinde mandralar... ...mart ayı gibi bizde süt almaya başlar. Devamında da mandıralara veriyorlar. Neden bu işletme kazanıyor? Çünkü birçok işletmenin yapmadığı şeyi yapıyor. Çok erken dönemde kuzuları, şey, koyunları sağmaya başlıyor. O dönemde o piyasada süt olmadığı için helvacıyla, yoğurtçuyla iyi para bulabiliyor. Şimdi benim dikkatimi bir şey daha çekti. Burada değerli izleyicilerimize de onu söylemek istiyorum. Ben yıllardır bas bas bağırırım. Saman hayvanın altını içindir. Bütün Avrupa'da böyledir. Dünyada böyledir. Benim en çok ilgimi çeken ben her zaman şunu söylüyorum. Koyun milletinin böyle büyük saray lüks yerlere ihtiyacı yok. Benim hiç gözümde bu bina nasılmış, ne değilmiş hiç benim için önemli değil. Ama ben şu hayvanın yattığı yere yatabilirim şu anda. Yani önemli olan o. Aslında yani eskilerimiz bir diyor. Hiçbir pislik yok hayvanlar. Hiçbir böyle. pislik yok. Tertemiz, pırıl pırıl. E şimdi burada doğuran hayvanın ölme şansı çok az. Biz ne yapıyoruz? Bu hayvanlarımızı toprağın üzerinde, gübrenin, çamurun içinde doğurtuyoruz. Ondan sonra göbek bağını silmeye, temizlemeye çalışıyoruz. Ondan sonra uğraşıyoruz ki o hayvan canlı kalsın. Burada doğan küçücük yavru bile ayakta kalma şansı var. Yani ben eminim biz geldik diye bunu yapmadınız. Yok. Çünkü biz e, bilmiyordunuz. Siz geldiğiniz siz bizim. zaman 60 olsaydık hayvanlar verdin neyin ne olduğunu. Ha Söylerdi evet aynen <laughs> onlar da Dolayısıyla tabii kendi üretiminizden ürettiğiniz samanı Hayvanın veriyorsunuz. Hayvanın dizine bakacaksınız. Bakın bakalım dizinde pislik evet, var mı yani. Hiç pislik yok doğru. Çok önemli bunu zaten çekimlerde de göstereceğiz. Ee, bunu tebrik ediyorum. Özellikle söylemek istedim. Pırıl pırıl çünkü niye? Bakarsan bak, bakmazsan daha olur demişler. Osman Bey şöyle söyleyeyim ben size. Bu balleleri alt ballesi diye biz adımı yapıyoruz. 1000 ile 1500 arası ben alt ballesi toplayıp sarıp geliyoruz. Bu da bir maliyet yani. Tabi maliyet, hepsi maliyet. 15 lira e satıyorlardı harmanla. Evet. Aynen. Ve Bunu altına bi, atıyoruz yani. Biz hala bunu yedirmeye çalışıyoruz. Tabii ki yiyecek hayvan bundan da belki yiyecek ama bunun pek e, besinsel vasıfları yok. Belki de biz hala bunları yedirdiğimiz için... Ee, süt verimliğimiz daha istediğimiz seviyelere çıkmış değil değil mi Semra? Kesinlikle. Hanım? Kesinlikle. Yani üreticiye baktığınız zaman aslında e, en büyük hatamız bence şuradan kaynağını alıyor. Bugün yiğim yok, iki balya saman atayım. Yarın yiğim oldu, işte azıcık pancar posası dökeyim. Bir <laughs> istikrarımız yok. Bence bizim o e, süt verimi düşük dediğimiz yerli gen kaynaklarımız da aslında ihtiyaçları olan koşullarda bakılsa neler yapmazlar? O zaman tabii ki onların da performansları çok daha yukarıda olacak. Ama biz bunu işte yani bazen maliyetler bazen ne kadar bu işin içerisinde olmuş olsalar da yıllarını da geçirmiş olsalar Bilgi yetersizliğimiz diyelim. Çok evet. güzel bir şey söylediniz. Biz hala ısrarla bununla doyurmaya çalışıyoruz. Evet, evet. bunu da gideceği zaman olacak ama bununla doymayacak yani. Bunu zaten hayvanın altına attığın zaman ihtiyacı varsa o sellüzü ihtiyacını <laughs> o kendi iki tane tırtıklıyor. tıklıyor. İlk katıldığı zaman yiyor. Elbette yani, ondan da yani, koyuyoruz. Işte. İhtiyacı e, olursa yani. istiyorsa Tabii. yiyor. Ama esas bizim verimliği arttırabilmemiz için bir tek burada benim kafama takılan bir şey var. Mesela yurt dışında e, gezdiğimiz süt e, koyunculuğunda. Aynı inekçilik gibi olmuş artık. Kuzu doğar doğmaz nasıl buzağıyı ayırıyorlar. Tabi bazıları için bu böyle biraz gaddarlık gibi geliyor ama e, direkt olarak mama ile başlayıp kuzuları tabi onlar farklı canlılıklarda da kesiyorlar. Biz sizin şu anda aldınız 250, 260 veya 300 litreler aslında 500 litreler belki. Çünkü siz ne kadar bakıyorsunuz kuzuya altında tutuyorsunuz annenin? Bizim Doğum için pedoktorunuz var küçük. Bir Kaç ay bir süre? Ay bir buçuk. Evet. Süre olarak? Doğum olduğu zaman evet. orada anasınınla beraber çok doğum oldu. Tek olmuyor çünkü. Evet. Ayrıda bakamıyorsun çok Tabii. oluyor. Orada bir hafta ana sütü bitince sen kadar orada tutuyoruz. Hem tamam. ana kuzuya kuzu anaya alışıyor. Oradan sonra kaşak dediğimiz yere ayırıyoruz. Tamam o, ama... Anne sütünden ne zaman kesiyorsunuz kuzuyu? Şimdi Tamamen. Tamamen ne zaman Tabii, kesiyorsunuz? Anlatayım ben size bunu. Biz birden kesmiyoruz. İlk bir hafta ana sütün laktasyonunda ana emdikten sonra <laughs> emdiği zaman ağız sütün diyelim yani. Evet, evet. Ondan sonra uygun zamanda da çıkardığımız zaman akşamları zaman, koyunlar geldiği zaman sayıyoruz biz koyunları. Fazla süt oluyor zaten. İç, Neden diyelim şimdi? Kuzu ishal olur. Şeye sokamıyoruz. Pado sokamıyoruz. Küçük yere sokamıyoruz. Evet. Kaşaktan bırakacağız kuzuları. E, i̇kiz bunlar hepsini bıraktığımız zaman birisi buluyor anasını. Bir buçuk kilo süt içiyor anasından. Bitti. <laughs> akşam ölüyor. Sabah da öbürkü içiyor. Sabah da öbürkü ölüyor. Mecburi sağmak. Akşamları biz zaten 10 günü kuzu bulduktan sonra akşam süt sütünü almaya başlıyoruz. Uygun havalarda tabii bunlar. Çok güzel. Mutlaka alıyoruz. E ondan sonra zaten bu hayvan 10 gün 15 gün geçtikleri zaman gündüzleri mutlaka ayırıyoruz. Neden? Yeme alışsınlar da hani. iyice adım yeme, yemeye başlasınlar. Ne zaman kesiyorsunuz sütten peki? Kaç sütten ay? Osman Bey hiç biz kesmiyoruz. Kes. Devam ediyoruz ama şöyle bir sistem uyguluyoruz. Hı. Şimdi gündüzleri ilk önce yani biz günü 24 saat değil de 3'e bölüyoruz. 8'e saatten. E sabah Kapatıyoruz, ayırıyoruz. Akşam dörtte koy vereceğiz. Sekiz saat. Sekiz saat sütünü alıyoruz ilk önce koyunun. Sekiz saatte yavruya Aldık. bırakıyorsunuz. On altı saat yavruya bırakıyoruz ilk önce gece. Ondan sonra gece on ikide kapatmaya başlıyoruz başla yavaş yavaş. On ikide kapatıyoruz, on bir buçukta kapatıyoruz. Sabah salıyoruz hayvanları. E bu akşam akşam beşte on ikiye kadar sütü emiyorlar. Ondan sonra kapatıyoruz gene. Biz sekiz saat daha sütünü almaya başlıyoruz. Artık 40 günü bulduğu zaman sabah akşam devamlı kapatıyoruz. Sadece 25 dakika sağımlardan sonra anasını evet. gösteriyoruz. 25 dakika o bile adım mı hayvanlara yetiyor. Bizim bu gördüğünüz kitleme kapan sisteminde sağdıktan sonra eğer ki kuzular fazla bağırırsa koyuna eline süt yemeye başlıyor, memeleri doluyor. Ne kadar, ne kadar güzel. Biz adım mı bu yönden işte... Sıkıntı olmasın diye işte elimizde bir daha kontrol ediyoruz. Makine sağım yapıyoruz ya. Elimizde işte sağım var mı, ateş yaptım mı falan derken böyle yap yani bakalım baktık. E süt çok bu hayvanlara ötüreceğiz. Kendimiz elimizde bir daha kontrol etmeye başladık. Bir de siz e, aslında farkında olmadan günde 3 ve 4 sağım yapıyorsunuz. 3-4 sağım yaptığınız için e, sütün şey yani hayvanın süt verimini arttırıyorsunuz. Yani Hay yaklaşık yüzde %15 ila yüzde %20 arası. Ee, hayvan daha fazla sağıldıkça şimdi biliyorsunuz inekleri 3 sağım yapıyorlar. Koyunlarda da 3 sağım yapılan yerler var. Aynı şekilde ama siz o 3. sağımı veya 4. sağımı kuzulara bırakıyorsunuz ama mutlaka bir gün geliyor onu da kesiyorsunuz. Evet evet onu da kesiyorsunuz. Onu ne zaman kesiyorsunuz işte? Yani 45. günde böyle başladınız. Evet. Ondan sonra 60 mı 70 mi 90. günde tamamen kestiğiniz zaman dilimi? Tabii ben size onu da anlatayım. Biz tabii burada Ölçülebilse yapıyoruz. Bu hayvanlar işte 10 günlük, 15 günlük olduğu zaman başlıyoruz hayvanları sağlıktan sonra sütlerini tartma. Bu koyun ne kadar veriyor, ne kadar vermiyor. Hmm. E bu tartımla beraber kuzularımızı da tartıyoruz. Canlı ağırlık ne kadar gelişiyor. ölçmek için. Hmm. E canlı ağırlığı 25 kiloyu aşan hayvanımızı sütten kesiyoruz, ayrı, ayrı bölüme götürüyoruz. Ne kadar güzel. Tamam. Çok güzel. Şimdi anladım. Bu arada... Agit, senden bir şey rica edeceğim. Değerli izleyiciler, ben bunu göstermek istiyorum. Kamerayı bu tarafa çevirirsek eğer. Şimdi arkadaşlarımız, bakın, e, ülkemizin güzel insanları, ülkemizin güzel insanları kendileri bir takım şeyleri başarıyorlar. Bunu bu arkadaşlarımız, yani e, Ahmet arkadaşımız kendisi üretmiş. Bakın burada, bu yaptığı sistemler tamamen kendi sistemleri. Fakat tabi. Hayvan buraya boynunu soktu. Soktuktan sonra ne yapıyor? Çıkartabiliyor. Onun çıkartmaması için böyle bir sistem geliştirmiş. Bu sistemi de buraya kapattığınız zaman bu sefer hayvan yem yerken kafasını çıkartamıyor ve sağımı makinalı sağımı burada gerçekleştiriyor arkadaşımız. Dolayısıyla hayvan kendini çıkartamıyor. İşte bu da bir gelişmedir. Bu da bir e, yeniliktir. Bu da bir girişimciliktir. Bu da bir inovasyondur. Bu inovasyonları da göstermemiz lazım. Evet, bu arkadaşımızın bu yaptığı bu inovasyon için ben kendisini tebrik ediyorum ve özellikle size göstermek istedim. Bu sayede hayvanların hepsini tutabiliyor ve ülkemiz insanı tüm zorluklarda kendi kendine bir takım yenilikler, bir takım gelişmeler yapabiliyor. Bu da çok çok önemli ben size şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim hani bu yaptığımız bu demirlerle e, tarım ilmiyeden arkadaşlar var veteriner arkadaşlar. Ya ilk önce sen geleceğim ben geleceğim diye ilk önce birisi geliyor buraya. Neden? Basit iğne vurması basit. Adam Tabii. Hepsini sıkıntı. aynı yere tutuyorsun. Yani, iğne vurulacağız ama ya şu gün vurayım ben işte yarın vurayım işte zor bir kişi daha olsa vurayım öyle bir şey yok. İstediğimiz zaman sağ mı yapılır kan biz aşımızı, iğnemizi, kontrollerimizi, her türlü kontrolümüz, kırkmasını bile, hayvan kırkması bile bu kapanlar üstünde yapıyoruz. Şimdi bu çok önemli bir şey. Biz Türkiye'de halen hayvanları bir yere sıkıştırıyoruz ve bazı arkadaşlarımız da diyor ki daha kolay diyor sıkıştırın hayvanları. Bu hayvan ağır gebe mi? Bu hayvan ne durumda? Yani sıkıntısı o sıkışması var sıkıntısı var mı? Bu sıkıştırmadan dolayı hayvanda yarattığı psikolojik stresler de var ve zarar veriyoruz farkında değiliz. Yani onun için maalesef ee, çok güzel olmuş bu. Ee, yani hazır almanıza lüzum yok. Kendiniz üretmişsiniz ve sizin işiniz de görüyor. Sağımı da çok rahat bir şekilde burada yapıyorsunuz. Sağım sisteminiz de burada elektrikli sağımla götürüyorsunuz. Hava bu pompamız sizin... geliyor. Hava evet. pompanız geliyor. Çok güzel. Yani direkt olarak buna takıyorsunuz. Buradan da sağımı gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Altımıza bir at böyle. Evet. Peki bir şey soracağım. Ee, şimdi bu hayvanlardaki Tayrovalarda hep şöyle bir şey konuşuluyor. Ya kuru madde veya yağ oranı daha düşük diye. Siz şimdi e, ben bunu biraz da beslemeye bağlıyorum ama besleme dışında da tabii ki hayvanlarda fark edebilir. Tayrovanın ortalama kuru madde veya yağ oranı nedir? Şimdi yağ oranı e, yaklaşık 8-9 bantında bir yağ var bu hayvanda. E, kuru madde işte Önce şuradan başlasam iyi olabilir aslında. Şimdi malum yüksek süt verimli ırklarda kuru madde oranı biraz daha düşük oluyor. Benzer şekilde Türk Zanen'de de böyledir. Ama burada aslında dikkat etmemiz gereken şu. Birim hayvandan elde ettiğimiz kuru madde miktarı. Evet. Yani bir litre hayvanın her işte keçi olabilir, koyun olabilir. Kuru maddesinin yüzde on olduğunu varsayalım. Bir litre süt veriyor. Elde ettiğiniz birim hayvandan yüzde on sekiz kuru madde. Ama ben iki buçuk litre süt sağabiliyorsam Birim hayvandan 12-13 bile olsa kuru madde, elde fazla. ettiğim kuru madde %25 kuru madde oluyor. Aslında burada hesabı bu şekilde yapmakta fayda buluyorum. Ee, biz özellikle Tayrovada peynir randımanı açısından baktığımızda burada bana destek olmanı rica edeceğim Ahmet abi. Peynir kaç litrede bir kaç peynir? Kaç litreden bir kilo peynir, peynir çıkıyor? Evet, o çok önemli. Tabii onlar benden daha tecrübeli bu konuda. Devamlı peynir yapıyoruz bu konuda. Yani 4 litrelerde, 4 kilo sütlerde, 4 çok kilo, 4,5 buçuk kilo. Hani beşi bulmaz. Garanti. Bu harman son deyince artık 3 litrelere falan iniyor. 3, 35 buçuk litrelere iniyor. Çok çok iyi. Ben burada bir katkıda bulunayım. Bir adım ötesini söyleyeyim. Aslında bizim hangi süt olursa olsun, ister inek ister koyun sütü olsun, kuru madde veyadan daha önemli bir şey var önemli olan sütün içindeki protein değerleridir. Çünkü sizin randımanınızı veren o protein miktarıdır. Dolayısıyla bugün eğer biz dediğimiz zaman işte ben 4 litreden 1 kilo peynir alıyorum dediğin zaman o senin içindeki protein değerine göre verdiği randımandır. Dolayısıyla koyun neden önemli diyoruz? Çünkü bizim meralarımızda koyunlara göre Bugün Avrupa'da inekte 3 3.5'larda protein alırken biz burada 2.7 2.8'lerde protein değeri alıyoruz inek sütü için. Halbuki koyundaki protein değerleri yüksek olduğu için bugün inekte 2.8'de 11 litreden alıyorsanız belli dönemde protein değeri eğer 3.5 olsa 8.5 litreye iniyor. Ama ...koyundaki protein değerlerinin... Beş, beş e, ...yüksek buçuk olmasından buçuk dolayı... ...beşin üstünde değil beş mi? Beş buçuk civarında. Beş, beş buçuk, buçuk civarında, civarında Semra Hanım söyledi. Beş buçuk civarında. Otomatikman ne oluyor? 4 litreden bir kilo peynir alıyorsun. Zaten işte o aldığın peynirin... ...yani bizdeki özellikle beyaz peynirin lezzeti... ...ezine peyniri zaten... <laughs> ...sizin buraya mahsus. E, yani hep biz helvadan falan bahsettik ama... E, ...peynir helvası çok önemli ama bugün... Ezine peynirinin tadını veren iki tane önemli unsur var. Biri keçi, biri koyun. Müsaade değil ederseniz mi? şunu ilave edeyim. Ezine peyniri dediğimiz şeyin tescili %50 koyun sütü, %40 keçi sütü, %10 da inek sütünden oluşur. Evet ama eskiden koyun yerli inekmiş bunun... değil mi? Evet. Eskiden koyun... yerli yani tabii. Koyun sütü bu peynirin vazgeçilmezi. Yani ben bana göre ezine peyniri değil hangi peyniri yaparsanız yapın o noktaya ben de değinmek istiyordum. Protein değeri nedeniyle koyun sütü peynirin vazgeçilmezidir. Kesinlikle ama bir daha tekrarlayalım. Ben de ezberlemek istiyorum. Yüzde 52 koyun. Yüzde 50 koyun. Yüzde 50 koyun. Yüzde %40, %40, 40 keçi. Yüzde %10, 10 da inek sütü evet. Içerir. Evet değerli izleyiciler siz eğer ezine peyniri alacaksanız ve ezine koyun peyniri alacaksanız bu sadece koyun değil içinde keçi ve inek de var. Ezinin inek peyniri de var. Ondaki oranlar değişiyor. Tabii, %100 oranlar inek değişiyor. oluyor. Ee, fakat koyun peyniri dediğimizde bu karışım işte o lezzeti veren de zaten bu o raya'yı veren çünkü baktığımız zaman e, keçideki süt'teki raya ile koyunun sütündeki raya ve ineğin sütündeki raya çok farklı ama bunlar bir araya gelince muhteşem bir, bir lezzet, lezzet oluşturuyorlar evet. değil mi evet çok evet, güzel kesinlikle. şimdi e, biz neyi öğrendik şöyle bir kısa özetlersek ben de şimdi sizlerle beraber hem bilgilerimi tazeliyorum hem de yeni şeyler öğreniyorum. Yani öğrenmek hiçbir zaman bitmiyor. Bugün Tahir olarak baktığımız zaman 1.6 oranında bir ortalamamız var. 1.5 1.6 ama doğru flashinglerle belki bu rakam 1.8'lere 1.9'lara çıkan işletmeler Musa eminim ki var. ederseniz vardır. şunu ilave yapayım. E, bu çekime gelmeden önce üniversiteden e, hocamla görüştüm. Hocam dedim yani sizin işletmedeki rakamlar ne? Tabii doğu frisi kanı biraz daha yükselmiş durumda. %90'ı geçmiş durumda. Ama üretici koşullarında normal %75 kan oranında Tayrova'yı destekliyorlar hala. Orası bir araştırma işletmesi. Dedi ki şu an biz yaklaşık 2 bizim kuzu verimimiz dedi. Çok güzel. E demek ki biz yavaş yavaş bu noktalara varabiliriz. Geleceksiniz yani. Ama ben müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Buradan bütün üreticilere söylemek istiyorum. Lütfen saf doğu fris bakma gayretinizden vazgeçin. Lütfen Siyah doğufiriz, beyaz doğufiriz, doğufiriz böyle bir şey yok. Doğufiriz dediğiniz hayvan bizim koşullarımıza adapte değil. Doğufiriz dediğiniz hayvan burada değil, orada o süt verimlerini veriyor. Buradaki hastalıklara, parazitlere, kan parazitlerine dirençli değil. Doğufiriz dediğiniz hayvanın çok kıymetli bir hayvan, fakat bizim meralarımızda yayılmıyor bu hayvan. Bizim yetiştiricilerimiz, doğufiriz kan oranı yüksek olan bu hayvanları üniversiteden alıyorlar, bu koçları, koç adaylarını getiriyorlar buraya, kapatıyorlar. Aşım zamanı geldiğinde koyunlarını koça açtırıp koçu tekrar içeriye kapatıyorlar. Bu Başka hayvan nerede yayılabilecek bir hayvan değil. değil. Yani ben saf doğu firiz sürüm olsun. Lütfen bundan buna gayret etmeyin. Çünkü buna gayret ettiğiniz zaman üzülerek görüyoruz da bunun örneklerini. Kayıplarınız çok büyük oluyor. Ee, biz artık Türkiye'de Tayrova. Ben bunu konuşuyoruz. Ben onu şöyle söyleyeyim. Ben sizden birazcık daha farklı söyleyeceğim. Doğu friz yetiştiren arkadaşlarımız olabilir. Hobi tabii. olarak yapabilir. Yapsınlar. Tabii tabii. Ama kalkıp da genetik mühendislik yapmaya kalkmayın. Hangi ırkı besliyorsanız. Şimdi yani sözü gelmişken hemen kısa geçeyim. Gaziantep'ten bir üreticimiz aradı. Benim dedi ivesi hayvanım var. Ben dedi işte verimi arttırmak için ben başka bir koç alayım. E senin alacağın koçu senin ivesin zaten kabul etmez. Çünkü kuyruklu hayvan bu bir. İkincisi sen Git ivesinin koçuna para ver. Daha kaliteli koç al bu iki. İvesi de çok güzel bir hayvan. Kesinlikle. Ve üçüncüsü sakın dedim sürünü bozma. Biraz evvel siz söylediğiniz için söylüyorum. Biz yerli ırklarımıza yabancı ırklar gibi baksak var ya. Verim çok daha yüksek olacak. Biz bakmıyoruz ki. Ak karaman diye kötülüyoruz. Türkiye'de 7 milyon küsür ak karaman popülasyonu var. Almışız. Hayvan yerlerde sürünüyor geliyor. Mera dediğin yer taşlık. Geliyor. Aa bir bakıyorum hayvan zaten sallanıyor. Hayvanı sağıyorlar, üstüne kuzuya bırakıyorlar. Diyor ki ondan sonra benim kuzu koyunum bir tane verdi. Ya kardeşim daha sen Allah'a şükret. O hayvan hiçbir şey yemeden taş yiyerek sana süt veriyor. İster 50 gram versin, ister 100 gram üstüne de kuzu veriyor. Şimdi bakmadan olabiliyor mu bu işler? Şimdi buradan hemen şunu bağlayalım. Ne veriyorsunuz? Mera, ot diyor, tamam. mera otluyor tamam. Ama mera dışında mutlaka hiç takviye etmediğiniz zaman dilim var. Yani gebe olmadığı dönemlerde hiç ama hiç takviye etmediğimiz zaman yok. Yaz yani gebe olsa da kurudayken yaz, de takviye yaz da ediyorsun. da olsa mera'dan geldikten sonra illaki önlerinde bir şeyler veriyorsun. Bir şeyler veriyoruz. Ne veriyorsunuz? Mesela şimdi kışın artık doğumlar başladı. Doğumlardan önce bir takım takviyeler gerekiyor. Ne evet. veriyorsunuz mesela şu anda? Şimdiye kadar aşılarımızı yaptık, bitirdik. Vitaminlerimizi yaptık, bitirdik doğumla akşama sabah başlayacaklar. Doğumdan yaklaşık 45-50 gün önce biraz da tane yemlerle destekliyoruz. Bu böyle doğuma yaklaştıkça fazlalaştırıyoruz. Tane yem ne mesela veriyorsunuz? Arpa, mısır veriyoruz. Arpa ve mısır. Evet. Çok güzel. Ya bunu da zaten kaba yem olarak ne veriyorsunuz? Karma makinamız var. İşte yem karıştırma makinamız. Bunun içine attığımız yonca atıyoruz. Yulaf atıyoruz, yulaf balesi. Çok güzel. Çayır otu var. Ondan atıyoruz. Ee, elimizde pancar küspesi var. de atıyor musunuz? Mesela premiksti, mermer tozuydu falan. Tabii toz. mermer tozumuzu atıyoruz da premiks gerek olduğu zaman atıyoruz da şimdi pek daha atmıyoruz. Otlama da olduğu için orada evet, fazla evet. minerale ihtiyaçları evet, evet. neticede topraktan da alıyor birçok evet. şeyi. E, çok Kayak tozu falan dediğinizden sağımızda solumuzda hep var. Ee, şimdi zaten Agit'ten rica edeceğim. Ben e, baktığım zaman sürüde maşallah o göğüsleri görünce çok mutlu oldum. Gerçekten hayvanların kondisyonları da iyi. Ee, göğüsleri de çok iyi. Dolayısıyla demek ki doğru besleme yapıyorsunuz. Yani ben e, sadece şunu demiyorum. yani İlla şu rasyon olmalı bu rasyon olmalı değil. Senin ahırında senin şeklinde doğru besleme olmalı. Zaten eğer doğru besleme yapmıyorsan Hayvana geldiğinde ya kardeşim bu hayvana demek ki bir şeyler eksik değil mi? Eksik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru bir besleme yapıyoruz. Şöyle kısaca yaparsak. Peki kuzuları sadece kesime mi damızlığa veriyorsunuz siz değil mi? Kaçtan veriyorsunuz damızlığa? Kuzularımızı erken zamanda veriyoruz. 3 aylık veya 4 aylık kadar tamam. veriyoruz. Bu sene dişi hayvan 2-2,5 iki, iki bandındadı. 2000 liradan versek ve bir yüzde 50 ikizlik yani bir buçuk ikizlik alsak yani bana sadece kuzulardan 3000 lira gibi bir para geliyor diyorsun e 250 litre olsa ki 250'nin üstünde 250 litreden hesaplasak geçen sene 8 lira e yani oradan da 2000, 2000 lira lira civarı geliyor e ne oldu 5000 lira gibi bir rakam oldu E bugün 5000 lira aldığımız yerde bizim Koyuna ve kuzuya harcadığımız para kaç para oluyor? Mesela top yani aşağı yukarı. Çünkü hiç dışarıdan çok az kesif yem alıyorsun evet. aldığım kadarıyla. Fabrikayı çok az alıyoruz. Alıyoruz. Hep yani, kuzuya, kuzu beslemesinde mutlaka alıyoruz. Başka çare bir yok. Bir kuzu ne kadar yiyor o 3 ayda? 2-3 arası. 2-3 çuval arası. Çuval yiyor mu? tabii tabii Demek ki yani şöyle bir hesap yaparsak yani aşağı yukarı bugünün parasıyla tabii çok değişti fiyatlar. 600 liralar bandında Bir ee, şu bulur, bulur yani. 600-700 liraları buluyor. Bulur. E koyuna da belki 1000 lira veriyorsun. Hadi 1000 liranın üstünde verelim. 2000 lira toplamda bir bedel harcıyorsun. Bunun karşılığında 3000 lira gibi bir koyun başı. Ker marjı var. Bu 3000 lira gibi koyun ker marjı da işte senin maaşını, oğlunun maaşını, evin geçimini ee, sağlamış oluyor. Bilmiyorum doğru özetledim mi? Yok çok doğru özetlediniz. <laughs> Zaten aslında hesabı böyle yapmak gerekir. Ee, burada tabii bir aile işletmesi. Annemiz var. Ahmet abi'nin eşi. Annemiz elinden geldiğince O da giriyor mu ahıra? Tabii. O o o, o da güzel. kızım var o da geliyor. Anneler evet. e, kızınız ve anne daha çok kuzularla mı ilgileniyor? Sağ Genelde anneler. işi, sağım işi. Çok güzel bir organizasyonları var. Keşke imkanınız olsaydı sabah buraya gelseydiniz. Sabah Keşke. buraya geldiğinizde ee, bir arkadaş işte hangisinin tam görevi bilemiyorum. Kuzuya bakacak olan orada, sağım yapacak olan burada, işte doğumla ilgilenecek olan orada. Herkes yerinde. Herkes, Herkes organizasyonu biliyor. biliyor. Annemiz biraz daha bu işin ürün kısmında daha yaygın çalışıyor. Anlatıyor. Evet. evet. Ee, Hasan'ın bir de abisi var. Onlar da tarla işleri, hayvan işleri bir de ablası. Hep birlikte Ahmet abiyle beraber bu işleri yürütüyorlar. O zaman ben bir şey söyleyeceğim özür dileyerek. Yoğurt varsa bir kaşık yoğurt tadına bakmak isterim. Süt da yapacak. Eyvah. Sütümüz yok. Doğumlarda yeniden. O zaman bir daha geleceğiz. Sözünü alıyoruz. Yoğurdun tadına bakacağız. Muazzam bir yoğurt lezzetleri var. Ben sürekli Ahmet abiye söylüyorum bunu. Dünyanın en güzel yoğurdu koyun yoğurdu zaten. Gerçekten de çok hijyenik koşullarda yoğurt yapıyorlar. Test ettik. Kavanozu ters falan çeviriyoruz. Düşmüyor, Düşmüyor. deneyebilirsiniz. <laughs> e, <laughs> bana <gülüyor> göre dünyadaki bütün yoğurtlar içinde bu benim Koyun şahsi düşüncem. Ben Koyun edeyim. yoğurdu üzerine ben tanımıyorum. Bir de siz bu kadar hijyenik standartı sağladığınız zaman sizdeki bakteri oranları çok düşüktür. Yani e, bilmiyorum hiç ölçtünüz mü bilmiyorum yani, hocam. Bu e, ama... Şöyle bir şey söyleyeyim. Garanti... Kaliteli süt Çanakkale'den geçer diye bir proje yürüttük Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte. Bu proje kapsamında... Sütün e, bakteri içeriğine vesaire bakıldı. Ahmet abi Tayrova grubunda İspanya'ya teknik geziye götürüldü başarısı nedeniyle. Oo, tebrik <laughs> ediyoruz. Çok yani güzel. bulunduğumuz işletmede gerçekten hijyen anlamında hiçbir kaygımız yok. Ötesi o süt buraya burada saldığı andan itibaren kaç dakika içinde yukarı çıkıp işleme alınacağı bile belli burada. Ben bir adım daha <laughs> öteye gö götüreyim İnşallah gelecekte kendi Ürününüzü kendiniz üretip aynı İspanya'daki gibi İtalya'daki Hedefleri gibi o yönde zaten. onu yaparsanız muhteşem bir şey olur. Şimdi çok güzel bir program oldu ve değerli izleyiciler ya program bitti ben programın bittiğini bile farkında değilim. Yani e, Agit oradan diyor aman abi diyor 45 dakikada oldu <laughs> toparlayalım diyor. Dolayısıyla sizden son bir mesaj alalım. Yani sizin üreticiye vermek istediğiniz evet sıkıntılarımız var. Yem fiyatları korkunç yükseliyor, o yükseliyor, bu yükseliyor, et fiyatlarımız istediğimiz seviyeye gelmedi, sıkıntılı bölgeler var ama bütün buna rağmen azimle bence çalışmak zorundayız. Ama sizin e, bu anlamda kendi bölgenize ve bu Tayrova ile ilgili vermek istediğiniz mesajı alalım. Hızlıca şunu söyleyebilirim, e, koyunculukta üretim yapan işletmelerin bir kısmı kasaba hitap edecek. Kasaba kuzu çıkaracaklar. Bir kısmı tıpkı bu işletmede olduğu gibi damızlık hayvan üretecekler ki kasaba hayvan satan işletmelere damızlık hayvan temini yapabilsinler. Ben damızlıkçı işletmeler üzerinden konuya girmek istiyorum. Bu işletmeler öncelikle doğru hayvan materyalini, kendileri ve işletmeleri için en doğru hayvan materyalini lütfen seçsinler. Tayrova'nın kuzu canlı çok yüksek. Semra Hanım telefon alıyorum bir yerlerden. Ben sağ mıyım? Sadece kuzuya çalışayım. Öyle bir ırk değil. Öyle bir ırk değil evet. Lütfen Aynen. doğru Bravo. koşullarda doğru damızlığı seçin. Lütfen en iyi damızlıkları bulmak için hiçbir zaman durmayın. Bugün Ahmet abi'nin süt verimi 350 litre de olsa 400 litre de olsa daha iyi noktada daha iyi damızlıkları aramak zorunda. Çünkü bu sektör durmuyor. Bu sektör her gün gelişiyor. Lütfen ee, bazı yanlış yönlendirmelere kurban gitmeyelim. Yani biraz çekiniyorum bunu Etlik söylersen ama... Etlik hayvanda damızlık koç kullan... tayrova koçu kullanmayayım mesela. Evet yani mesela. yanlış hayvan yönlendirmelere gitmeyelim lütfen. Irkımız neyse her ne bakıyorsanız... tayrova bakıyorsanız Tayrova, Sakız bakıyorsanız sakız... Her ne bakıyorsanız... Merinos kılıçdık bakıyorsanız, kılıçdık bakıyorsanız kılıçdık Merinos... Kendi ırkınızda e, ilerlemeye çalışın. Ama bizim Tahirova'mızın en güzel tarafı... Bu işi sütü pazarlayabilecek işletmeler için konuşuyorum. Süt iş gücünü kaldırabilecek işletmeler için konuşuyorum. Bu ırk erken gelişiyor. Bu ırk, özellikle böyle sıkıntılı süreçler yaşadığımız yıllarda hem süt veriyor size hem güzel kuzu veriyor. Ee, talebi var, damızlık talebi var. Ben gururla söylüyorum ki Türkiye'de Tayrova koyunu projelerinin yürütüldüğü tek il Çanakkale. Şu an 8 yıl içerisinde benim nezdimde, benim bilgim dahilinde 28 ile biz buradan damızlık yolladık. Yani bu ırk bambaşka bir ırk ama her ne bakıyorsanız da lütfen gayret edin. Çok büyük paralar harcamanıza gerek yok. Paranızı o hayvanın ihtiyaçlarına ve doğrudanızda harcayın. Zaman benim sloganımı da söyleyeyim. Irkın kötüsü yok, bakıcının kötüsü kesinlikle, var. Kesinlikle. Kesinlikle size katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Son birkaç kelimeyi de senden alalım. Ahmet Bey. Yani güzel bir hayvan. Bu hayvanın değerini bilmek lazım. Mesleğimi de seviyorum diyorsun. Yani. Değil mi? Yani. Evet, değerli Çiftçi TV izleyicileri. Bir programın sonuna daha geldik. Çok güzel bir program oldu. Ben açıkçası doyamadım. Yani daha fazla konuşmak istediğim, sormak istediğim e, kafamda onlarca soru var. Ama başka bir zaman bu kadar uzatmayacağız. Böyle 3 yıl uzatmayacağız, 4 yıl uzatmayacağız. Başka bir zamanda yine geleceğiz. Evet, her zaman olduğu gibi buradan Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın.